أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فالآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي رب زدني زدنا علما وألحقني وألحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الأول الله والآخر الله الظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أبتبتوه يعلمه الله صدق الله العظيم جنابك تعالى ما تقدس لنا سونصوص حمد سن على رصن yaratan, yaşatan, sayısız nimetleriyle rızıklandıran, o nimetler içerisinde imanı, İslam'ı, Kur'an'ı, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmayı bize lütfeden, nasip eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbimiz imanla yaşamayı ve imanla huzuruna varabilmeyi de nasip eylesin. Canlarımız tenlerimizde emanet olduğu sürece, emanet olarak kaldığı sürece, razı olduğu bir hayatı yaşamayı, razı olduğu hal üzere huzuruna varmayı, razı ve memnun olduğu kullarıyla birlikte haşrolmayı, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz niyetlerimizi halis kılsın. Yalnız kendi rızasını arayan, gözeten, yalnız kendisi için yaşayıp, kendisi için davranıp, kendisi için amel edip, kendi rızası istikametinde can veren kullarından olabilmeyi her birimize nasip eylesin. Geçen haftaki dersimizde hatırlayacaksınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İnnemel a'mal'u bin niyyat Riyazu Salih'in kitabından bu sene sohbetlerimizi devam ettireceğimizi söylemiştim. Bir kez daha tekrar edeyim. Riyazu Salihin adlı İmam Nevevi merhumun 41'li yaşlarda vefat eden, vefatı hayatı boyunca 40 senelik hayatında çocukluğu çıkarırsanız, bunun 25 senelik hayatında çok sayıda eser üretmiş, öğrenci, talebe yetiştirmiş, müderrislik yapmış, hayatını Rabbine vakfetmiş alimlerden bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bir bölümünü konu başlıklarına göre derc etmiş, o konuyla ilgili önce Kur'an-ı Kerim'den ayetleri bize sunmuş. Ardından da konuyla ilgili bir kısım hadislerden bir bölümünü bize sunmuştur. Güzel bir kitaptır. Takip edebilirsiniz. Şerhiyle beraber okumak isteyen kardeşlerimiz, cemaatimiz için rahmetli olduğu biri e, Profesör Raşit Küçük hocamız, diğer ikisi hayatta. Rabbim onlara sağlık, selamet, hayırlı ömürler versin. İsmail Lütfi Çakan ve Yaşar Kandemir hocalarımız. İkisi de hadis profesörüdür. Rabbim bereketli ömürler ihsan eylesin. Onlar yazsınlar, onlar üretsinler. Biz onların yazdıklarından, biz onların bize sunduklarından istifade edelim. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun mübarek sözlerini daha güzel öğrenelim. Hayatımızı, onun hayatına benzetelim, onun ahlakı ahlakımız olsun. Rabbim bu hocalarımıza, bir, biri Raşit hocamız e, emekli Din Yüksek Kurulu üyemizdi aynı zamanda. Vefat etti, ebedi aleme göçtü. Diğer iki hocamız hayattalar. Tekrar Rabbim sıhhat, selamet, hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Onların üçü e, bu Riyazu Salihini 8 cilt halinde şerh ettiler, açıkladılar ve bastılar onu. Piyasada da var. Arzu eden oradan da takip edebilir. Çocuklarımızla birlikte, ailemizle birlikte okuyup da kolaylıkla anlayabileceğimiz, istifade edebileceğimiz güzel eserlerden bir tanesidir. Efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dilinden günümüze ulaşan sahih haberleri Doğru haberleri, sahih hadisleri ihtiva eden eserlerden bir tanesidir. Riyazu Salihin e, İmam Nevevi rahmetullahi aleyh'in e, telif ettiği. Dolayısıyla istifade edebilirsiniz. İnşallah Rabbimiz e, nasip ettiği, fırsat verdiği ölçüde oradaki sıralamaya göre sohbetlerimize bu kürsüden de devam etmeye çaba göstereceğiz. Cenab-ı Hak okuduklarımızla, dinlediklerimizle tekrar edip hatırladıklarımızın gereğiyle amel edebilmeyi, yaşayabilmeyi her birimize nasip eylesin. Hep dua ediyoruz. Cenab-ı Hak bildiklerimizi istifade edemeden sırtımızda bir ağırlık, bir yük gibi taşımaktan bizi muhafaza eylesin. Bildiğimiz imanımızı kuvvetlendirsin, öğrendiğimiz takvamızı güçlendirsin, amellerimizi güzelleştirsin, ahlakımızı ahlak hamide haline getirsin. Rabbim güzel okuyan, doğru anlayan ve güzel yaşayan kullarından eylesin hepimizi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın اِنَّمَ bin بِالنِّيَاتِ Hazreti Ömer'den, Hazreti Ömer'in sahabe tabakasında bize anlattığı hadis-i şerifine başlamıştık hatırlayacaksınız. Ameller niyetlere göredir buyuruyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her kimin e, ve inne malikül limrin maneva herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır. Herkes niyetinin karşılığını alacaktır. Camiye gelirken, bu örneği belki geçen hafta da vermişimdir. Camiye gelirken Rabbimin rızası istikametinde ibadet edeyim diye gelen bir mümin sevap alacakken, alırken, camiye gelirken efendim, Müşteriler görsün de bu iyi bir adam desinler, benden alışveriş yapsınlar maksadıyla gelen bir insan namazından asla zerre kadar ecir ve mükafat alamaz. Sevap alamaz. Yani nedir? Niyetül mümin hayrun min ameli. Müminin niyeti işinden, amelinden daha hayırlıdır. İşleri sıradan işler güzel niyetlerle ibadet haline gelebilir. Sıradan işler. Şöyle bir efendim çıkayım birazcık yürüyeyim deseniz yürümek çok sıradan bir iştir değil mi? Ya vücudum sağlıklı olsun da şu takat şeyden düşmesin, güçten, takatten düşmesin bu beden. Ölünceye kadar Rabbime sağlıkla ibadet edeyim, kulluk edeyim diye yürümeye çıksa insan yürümek ibadet olur mu? Evet, yürümek ibadet olur. Sabah kalkayım, biraz koşayım, diş kalayım, dünyanın zevkinden daha çok istifade edeyim diye kalksa da sabah namazı unutsa koşmaya başlasa sabahın erken saatlerinde bazen görüyoruz ya namazı unutuyor halbuki kalkmışsın o saatte ne kadar güzel Rabbinin e, huzuruna dursan kıbleye yönelsen namazını kılsan değil mi hiç aklına gelmiyor koşuyor daha sağlıklı olayım daha çok zevki sefa süreyim diye insan kalksa yürüse bundan ecir alır mı? Hayır. Sıradan işler iyi niyetle, halis niyetle ibadet hükmü kazanır, kazanabilir, kazanabilir. İbadetler ise kötü niyetle, bozuk niyetle ibadet, ecir ve sevabından insanı mahrum bırakabilir. Onun için niyetler önemli. Hatırlayalım hadis-i Sonra devam edeceğiz inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesin hicreti kendi niyetine göredir diyor. Ümmü diye, e, Muhacir Ümmü Kays diye bir kişiden bahsetmiştim. Herkes hicret ediyor bu zat Mekke'den Medine'ye hicreti henüz düşünmüyor ama evlenmeyi istediği bir kadın var. Kadına diyor ki benimle evlenir misin? Yani görüşe gidiyor, dünürcü oluyor. Kadın da Müslüman hanımefendi diyor ki seninle evlenirim ama benimle birlikte Medine'ye hicret edersen benimle birlikte Medine'ye hicret edersen seninle evlenirim. Olur diyor sırf hanımla evlenebilmek için, o kadınla evlenebilmek için hicret ediyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu cümleleri söylediği ifade ediliyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, Femen كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Her kimin hicreti, Mekke'den Medine'ye yola çıkışı, göçüşü, Allah ve Resulü için, Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'a daha güzel bir kul olmak, peygamberiyle beraber olmak, güzel bir mümin olarak yaşamak içinse, onun ecir ve mükafatını Allah verecektir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Femen kânet e, hicretuhu li dünya yusibuha. Yok, hicreti dünyalık bir menfaat için. Bir menfaat, ticari bir işi var. Onun için gidiyor. Orada dükkan açacak onun için gidiyor. Başka işte bir, bir takım niyetleri var. Onun için gidiyor. Yusuf bu o, o da dünyalık hedefine ulaşır ama Allah'tan bir ecir alır mı? Hayır. Çünkü niyeti Allah'ın rızası değil. Diyor ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam ev imraatin yenkihuha bir kadınla evlenmek için hicret eden kimse de o kadınla nikahlanır Allah'tan ecir ve sevap alır mı? Hayır. Fe hicratu ila ma hacre herkesin hicreti ne için hicret ettiyse onun içindir diyordu efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Bu hadis-i şerifi bize Hazreti Ömer radiyallahu an anlatıyor. Hazreti Ömer efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ikinci halifesi yani dünyasını değiştirdikten sonra Hz. Ebu Bekir'in yaklaşık iki, iki buçuk yıllık hilafetinden sonra e, halife olan, Hz. Ebu Bekir'in vasiyetiyle halife olan, on buçuk yıl İslam ülkesinin halifesi olarak vazife yapan ve sonunda mescitte bir mecusi köle tarafından arkasından e, bıçaklanarak şehit edilen büyük bir zattır. Hazreti Ömer'le ilgili birkaç cümle e, etmemizde belki fayda var. E, Hazreti Şerif'in ilk ravisidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 10 yaş kadar küçüktür Hazreti Ömer. E, en muannit, en inatçı e, müşriklerden bir tanesidir başlangıçta Hazreti Ömer. Genç, babayiğit, delikanlı, pehlivan yapılı, e, hatta müşrikler Darun Nedve'de bir araya gelip de Muhammed'in vücudunu dünyadan kaldırmaktan başka çaremiz kalmadı Aleyhisselatu vesselam öldürmekten başka çaremiz kalmadı deyip ölüm planları yapınca efendimiz Aleyhisselatu vesselamı öldürmeye teşebbüs edendir şey Ömer o zaman Ömer bin Hattab daha Müslüman olmadı. Müslüman olmasından önce birkaç hadisenin yaşandığını rivayet ediyor, naklediyor bize kitaplarımız. Habeşistan'a hicret ediyorlar biliyorsunuz. Mekke'ye hicretten önce iki defa Habeşistan'a hicret var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği izinle 13 yıllık Mekke döneminde boğulan, adeta yaşamaları imkansız hale gelen, işkenceye maruz bırakılan, açlığa mahkum edilen Müslümanlar deniz yoluyla karşıya Etiyopya'ya, Habeşistan'a hicret ediyorlar. Habeşistan'a hicret için hazırlanırken bu Ömer'in eski kölesi eşi eşiyle karşılaşıyor Ömer. Diyor ki e nereye gidiyorsunuz? Hazırlık yaptıklarını görünce siz burada diyor yaşama imkanı vermediniz bize. Biz de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan izin aldık şeye gidiyoruz. Habeşistan'a gidiyoruz. Habeşistan'a hicret ediyoruz. Ya gitmeseniz burada kalsanız filan gibi böyle şeyler söylüyor. Şefkatli cümleler söylüyor. Ömer'den beklenmeyecek nazik cümleler söylüyor. Daha Müslüman olmamış orayı özellikle vurguluyorum. Akşam işte kocası eve gelince hanım diyor ki eşler aralarında konuşuyorlar. Diyor ki ya Ömer geldi bugün Ömer sanki bizim Habeşistan'a gitmemize üzülüyor. Sanki Ömer'de yumuşama alametleri var. Acaba Ömer Müslüman falan mı olacak diyor. Eşi diyor ki hiç ümitlenme. Ömer'in babasının ölmüş eşeği Müslüman olur, Ömer yine Müslüman olmaz diyor. Hiç ümitlenme diyor. Hatta oğlunun babasının ölmüş eşeği, affedersiniz, Müslüman olsa bile Ömer'den bir şey olmaz diyor. Boşuna çünkü o kadar şey muannit, o kadar inatçı, o kadar katı katı bir yapısı var Ömer'in. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin e, etrafındayken Ömer'in aklından işte onu görüp de bunun e, bu bir şair filan çektiğinde geçtiği o esnada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da Hakka suresinden ayetler okuduğu. Vema huwa bir şair, bir kavli şair. O şair değildir, şair sözü değildir. Şeklinde ayetler okudu. Ondan sonra o kahin değildir. Şeklindeki ayeti okudu. Ömer'in de buna duyup içinden geçene sanki Rabbinin o esnada cevap verdiği şeklinde algıladığı ve bu okunan ayetlerden çok etkilendiği de anlatılır. Ama nihayet hepimizin bildiği bir hadise vardır. Daha önce birkaç kez konuştuk, siz de iyi biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı yine hiddetlenip de öldürmeye giderken yolda Nuayman bin Abdullah'la karşılaşır. Efendim Nuayman bin Abdullah sen nereye gidiyorsun? Kız kardeşinin eniştenin haline bak bir kere diye. Peygamber Efendimiz'i kurtarmak için, onu yolundan vazgeçirmek için kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyler ona, kız kardeşinin evine yönelir. O esnada e, Kur'an-ı Kerim'den inen bir sure öğrenmekte olan Habbab bin Eret'ten Kur'an-ı Kerim öğrenen kız kardeşi ve eniştesini, eniştesi Ömer'in geldiğini görünce saklarlar Habbab'ı. Ömer içeriye girer, işte eniştesine tokat atar, kız kardeşine tokat atar. Kız kardeşinin e, ağzından kan gelir, dişi yanağına batar, kan gelir. Ne yaparsan yap, biz bu girdiğimiz yoldan dönmeyizdir. Kız kardeşinin durumuna birazcık böyle hüzünlenir, üzülür. Sonra e, habbabı sakladıkları yerden çıkarırlar. Kur'an ayetleri okunur. Okundukça Ömer yumuşar. Yumuşadıkça değişmeye başlar ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nerede bulunduğunu sorar. Erkam'ın evine gider. Erkam'ın evinde Erkam'ın evinde geldiğini görenler Ya Resulallah Ömer geliyor. Ömer geliyor diye telaşlanırlar. Müşriktir, katıdır çünkü. Bırakın gelsindir. Efendimiz Aleyhisselam Ömer'in yakasından tutar. Niye geldin Ömer'dir? Kötü bir niyetle gelmedim. Sana iman etmek için geldimdir. Hep beraber Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah diye inler erkamın evi. Ömer iman ettikten sonra imanını içinde saklayabilecek durumda değildir. Bu kadar insan olmuşuz. Niye niye buradayız? Çıkalım diye çıkarlar sokaklarda sesli sesli kelime-i tevhid söylerler. La ilâhe illallah Muhammedur Resulullah bir müşriiyi kızdırmanın, en fazla öfkelendirmenin yolu onun karşısında putların reddedilmesi, putların batıl olduğunun ilan edilmesi, Allah'tan başka yaratan, yaşatan, yöneten, rızık veren ibadete layık bir varlığın olmadığının ilan edilmesidir. İşte Ömerle beraber bu efendim e, müminlerin kelimeyi Şehadeti, kelime-i tevhidi söylediklerini kaynaklarımız bize naklediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sevgisine dair kaynaklarımızın zikrettiği, naklettiği hadiseler vardır. Hazreti Peygamber vefat eder. İşte malum 10 sene kadar Medine'de kaldıktan sonra 632 yılının 8 Haziran'ında Efendimiz Aleyhisselam vefat eder. 12-13 gün kadar hastalığı devam eder. Neticede inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin. Onlar da ölecekler diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e. Vefat eder. Herkesle bir şaşkınlık. Herkesle bir şaşkınlık. Ömer Peygamber Aleyhisselam'ın vefat ettiği haberine bir türlü inanmak istemez. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kılıcını çeker, kim peygamberin öldüğünü söylerse bu kılıcımla boynunu vururum demeye başlar. Bu aslında Hazreti Ömer'in sevgisinin, bağlılığının peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrı kalmaya dayanamadığının bir işareti olsa gerektir. Hazreti Ebu Bekir gelir, o esnada Medine'nin biraz dışındadır, gelir Efendimiz Aleyhisselam Ayşe annemizin odasında vefat etmiş, yüzünü örtmüşler. Yüzündeki örtüyü kaldırır. Sağlığında da güzel din, ölümünde güzel ya Resulallah der. Eğilir, alnından öper ve Ömer'e ne yapıyorsun der. Ayetleri hatırlatır. <laughs> ve seslenir, men kâne ya'budu Muhammeden fe innehu katmâte. Kim Muhammed'e ibadet ediyordu, kim Muhammed'e kulluk ediyorduysa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Aleyhissalatu vesselam. Ve men kana ya'budullah fe innehu hayyun la yamut. Kim Allah'a kulluk ediyorsa bilsin ki Allah haydır ve asla ölmez. Allah diridir ve asla ölmez. Radiyallahu an Hazreti Ömer ondan sonra meseleyi idrak eder. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a yaptığı gibi bazı kitaplarımızda muvaffakatü ömer diye bir bahis vardır kıymetli cemaati müslimin yani bazen Hazreti Ömer'in bir konudaki e, düşüncesiyle mütenasip vahiylerin geldiğine dair e, hadiseleri bir kitap bir bölümde toplamıştır müelliflerimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanında en önemli danışmanlarından bir tanesidir adeta en önem en yakın arkadaşlarından bir tanesidir ki kaldı zaten ayaklarının ucuna defnedilmiştir. Vefatında da efendimizi Medine'de ziyaret ettiğimiz zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri, Hazreti Ebubekir'in kabri, Hazreti Ömer'in kabri üçünü birden selamlayıp geçiyoruz. Hazreti Bekir'in halifeliği döneminde halifeliği döneminde de Ebubekir'e en büyük destekçilerden bir tanesidir radiyallahu anhuma. Hazreti Ebubekir vefat eder. Vefat etmeden önce vasiyet yazar. Vasiyetinde size kabul ederseniz Ömer'i halife olarak seçmenizi öneriyorum der. Müslümanların tamamı Hazreti Ebubekir'in bu vasiyetine uyarak Ömer'e biat ederler. Şöyle bir ayrıntı var kimi kaynaklarımızda. Hazreti Ebubekir'in kullanmış olduğu hilafet merkezinde bir toprak testi bulur Ömer radıyallahu an. Bir toprak testi. Testinin üzerinde bir not. Hazreti Ebu Bekir devlet işlerinden dolayı şahsi işleriyle uğraşamadığı için halifeye maaş bağlanmıştır. Bağlanan maaştan ihtiyaçlarını kullanmış, kalanları testinin içerisinde biriktirmiş ve bir not yazmış. Bu bana devletten, hazineden, beytül malden verilen paralardır. Benden sonra kim gelirse bu benim ihtiyacımın üstünde artan paralardır. Sakın şahsına kullanmasın bunlar beytül malin, hazinenin malıdır demiş. Hazreti Ebu Bekir testiyi kırdırıp da küçük küçük paraları görünce Hazreti Ömer radıyallahu anh, affedersiniz, gözyaşları içerisinde kendinden sonrakine ne kadar ağır bir emanet bıraktın. Ey Ebu Bekir demiştir. Kendinden sonra gelen gelecek olana ne kadar ağır bir emanet, ne ağır bir yük bıraktın. Ey Ebu Bekir demiştir. Mescitte ben hata edersem, ben yanlış yaparsam ne yaparsınız diye sormuş. Mescitteki sahabilerden bir tanesi, sen yanlış yaparsan Ömer seni kılıçlarımızla düzeltiriz cevabını verince Ömer'i hata ettiği zaman düzeltecek arkadaşlar nasip eden Allah'a şükürler olsun demiştir Ömer'i hata ettiği zaman düzeltecek arkadaşlara arkadaşları nasip eden tebaa nasip eden Rabbime şükürler olsun demiştir Bir gün giderken mescide doğru, bir evin altından geçerken oluktan şimdi artık bu tür evler kalmadı. Köylerde oluklar hep kerpiş binalar olukta şey akardı. Yola akardı biliyorsunuz. Siz de yaşamışsınızdır. İçeride birisi et filan yıkamış. Oluktan kan damlıyor. Ömer tam altından geçerken Ömer'in üzerine damlamış. Ömer'in üzerine birkaç damla kan damlamış beyaz elbisesinin. Birazcık da öfkeli bir insanmış malum zaten çekinirlermiş kendisinden. Öfkeyle hemen oluğu tuttuğu yerden sökmüş. Belki de oluk elinde mescide gitmiş namaz için toplanan Müslümanlara. Size ne oluyor ki insanların geçtiği yollara gelecek damlayacak akacak şekilde oluklar koyuyorsunuz evlerinize. Söktüm oğlu diye konuşmuş. Oradan bir tanesi Ömer. Sen biliyor musun o oğlu oraya Hazreti Peygamber Aleyhisselam kendi eliyle koymuştur demiş. Aslında sıradan bu normal insani bir iştir. Ömer sen biliyor musun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oğlu kendi eliyle koymuştu. Muhtemelen Yol şartları değişmiş daha önce oradan yol geçmiyorken sonra yol geçmiş olabilir. Daha önce insanları zarar insanlara zarar vermiyorken sonradan zarar verecek bir yerde kalmış olabilir. Ama Ömer adeta vurulmuşa dönmüş diyor kaynaklarımız, kitaplarımız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasının oğlu Abbas'ı Abdullah ibn Abbas'ı tutmuş, çekiyor çekerek götürüyor. Gel diyor ey Abdullah. Sen Peygamber'in neslinden, Peygamber'in ailesinden birisi olarak, onun amcasının oğlu olarak benim sırtıma çıkacaksın. Bu oğlu kendi elinle eski yerine yerleştireceksin. Belki ben bu Peygamber'in hatırasına yapmış olduğum saygısızlığı bu şekilde affettirebilirim diye devletin başkanı Halife Ömer sırtına Abdullah'ı çıkararak oluğu yerine koyduruyor bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ömer'in radiyallahu anh'ın sevgisi sevgisinin tezahür şekillerinden bir tanesi ama bunu İslam kazandırıyor kıymetli kardeşlerim bunu Müslümanlık kazandırıyor zaman zaman gülüyor Müslüman olduktan sonra Zaman zaman ağlıyor gerekçesiz, öyle anlatıyor kitaplarımız. Niye ağlıyorsun gerekçesiz, sebepsiz, niye gülüyorsun diye soranlara, cahiliye, yaptık, cahiliye döneminde, Müslüman olmadan önceki müşrik dönemimizde yaptığım hatırıma geliyor yaptıklarımız, onunla gülüyor, bağlıyorum diyor. Helvadan put yapardık, helvadan. Undan yani, put. Tahtadan yapıyor, kimi taştan yapıyor, kimi helvadan yapıyor, kimi undan yapıyor, kimi Efendim işte bir şeyden yapıyor put. Geçer, geçer onun karşısına tapınırdık diyor. Acıkıp da bir şey yiyecek bir şey bulamayınca da putu parçaları yerdik diyor. Kolunu yiyorsun düşünsene başını yiyorsun. Put işte insan aklının geldiği nokta. insan aklının insanı eğer vahiy kontrol edilmezse kendi haline bırakılırsa Allah'ın emrine uygun yaşamak prensibine yaşama prensibine uygun davranılmazsa insanı getireceği nokta burasıdır kıymetli cemaati Müslümin. Bazen de böyle efendim bazen de aklıma geliyor diyor. Kendisi belki yapmamış ama kız çocuklarını babalar alır, küçücük yavrular hadi seni dayına götürelim. Dayıya gitmekmiş adı dayına götürelim diye çölde açtıkları derin kuyuları atar, üstünü toprakla kapatır, canlı canlı çocukları ölüme terk ederlermiş. Ve <laughs> izâ buşşirâ haduhum bil unsâ zalle veçuhu ve huve o müşriklerden bir tanesine kız çocuğun oldu diye haber verilse öfkeden dolayı yüzü simsiyah kesilir, kesilir öfkesini yutmaya çalışır Öfkesinden dolayı simsiyah kesilir yüzü. Niye kız çocuğum oldu diye. Yetevara minel kavm. İnsanlardan gizlenmeye, saklanmaya çalışır. Niye? Minsuima müşerbi. Kendisine müjdelenenin, kötü müjdelenen haberin kötülüğünden dolayı. Çok kötü bir haber geldi kendisine. Ney? Kızın oldu. Kötü haber nedir? Kızın oldu. İnsanlardan saklanır, utanır, nereye kaçayım? E yumsikuhu ala hunin em fitturab. İnsanların alay etmesine, dalga geçmesine, erkek çocuğu da olmuyormuş diye kınamasına rağmen bu çocuğu yanımda tutup büyüteyim mi? Yoksa götürüp toprağa mı gömeyim? Diye düşünüp durur diyor. Ela sema yahkimu. Ne kadar kötü hükmediyorlar. Ne kadar kötü düşünüyorlar diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Cahiliye ile İslam arasındaki fark kıymetli kardeşlerim. Kız çocukların hepsi değil elbette. Olsa nesil devam etmezdi. Ama özellikle garip olanlar, özellikle kimi kimsesi olmayanlar, özellikle zayıf aile çocukları, kız çocukları babalar tarafından karanlığa, kuyulara, ölüme terk ediliyorlardı. Cahiliye ile İslam arasında. Bunu düşünürken konuyu dağıtmayayım ama bugün imansız, bugün Allah'tan uzak, bugün peygamberden habersiz, bugün kitaptan habersiz, bugün ibadetten habersiz, bugün İslam'dan, Kur'an'dan habersiz bırakmış olduğumuz çocuklar adeta cahiliye müşriklerinin çöldeki derin kuyulara bırakıp da ölüme gönderdikleri çocuklar gibidir, kıymetli kardeşlerim. Çünkü maddi ölümden kurtulmak bir şeydir, ama manevi ölümden kurtulmak her şeydir. Çünkü dünyayı mesut, güzel yaşamak bir şeydir, ama asır olan ebedi hayatı güzel yaşamak, içinden sonsuz içerisinde sonsuz sayısız nimetlerin olduğu cennete nail olmak Allah'ın rızasına nail olmaktır asıl olan kıymetli kardeşlerim Hazreti Ömer'in üzüntüsünü üzüntüsünü efendim hatırlarken bizim de çocuklarımıza kız erkek fark etmez çocuklarımızı Allah'la celle celaluhu peygamberle aleyhisselam Kur'an'la, ibadetle, imanla, İslam'la buluşturmamızın onları ekmekle, suyla buluşturmak kadar hatta ondan daha önemli olduğunun idrakinde olmamız gerekiyor. Radiyallahu anh. Ey Ömer diyorlar. Ey Ömer. Bu kadınlar o kadar çok mihir istiyor ki mehir kadının hakkıdır malum. Evlenirken annesi, babası karışmaksızın kocasıyla arasındaki anlaşmaya göre mehir alabilir. Çok mehir istiyorlar. O zaman bir şey ilan edileceği duyurulacağı zaman camide toplanır. Cuma olması şart değil. Hangi vakit olursa olsun minbere çıkar, yüksekçe bir yere çıkar Ömer radıyallahu anh. Niye bu kadar kadınlar erkeklerden mihir istiyorlar? Neye bu kadar mehir istiyorlar? Mehiri 400 dirhemle sınırlandırıyorum. Emirül müminin devlet başkanı olarak der. Arkadan kadınlar bölümünden bir ses yükselir. Ey Ömer! Allah'ın sınırlandırmadığını sen sınırlandırma yetkisini nasıl, nereden buldun der. Allah kantar kantar onlara mehir vermiş olsanız Yük yük mehir vermiş olsanız bile onu almayın buyururken Allah'ın sınır koymadığına sen sınır koyma hakkını nereden alıyorsun? Devlet başkanı olsam bile diye bir ses yükselince Ömer kadın doğru söyledi. Ömer hata ettedir. Kadın doğru söyledi. Ömer hata etti. Ahta Ömer esabetil mer'a Ömer hata etti kadın isabet etti der kıymetli cemaat-i müslümin bu hadis-i şerifi arz eden e, bize ulaştıran Ömer'di onun için Hazreti Ömer'di radıyallahu an. onunla ilgili kısa bir bilgi arz etmiş olayım diye birazcık Hazreti Ömer'den bahsetmiş oldum Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şefaat izni verdiklerinin şefaatine nail olabilmeyi hepimize nasip eylesin Rab'bim her birimize, her birimize peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacağımız bir akıbet nasip eylesin. Yani bugün adalet dediğimiz zaman aklımıza hala Ömer geliyor. Adaleti geliyor aklımıza kıymetli kardeşlerim. Dolaşır halkın arasında sırtıyla su taşırmış Suyu olmayan, su götüremeyen yaşlıların evine su çeker. Un torbası yüklenir. Muhtaç olanlar kimse mahcup olmasınlar efendim diye insanlardan utanmasınlar diye sırtıyla un taşır. İhtiyaçlarını görmeye çaba gösterirmiş. Mütevazi yamalı gömlek giyermiş biliyor musunuz? Olmadığından mı? Hz. Ömer'in on buçuk yıllık hilafeti döneminde Kisra'nın sarayının mücevherleri İslam devletinin malı olmadı mı? İstese Ömer radıyallahu an Kisra'nın eşyalarını kralların eşyalarını kullanıp krallar gibi yaşar mıydı? Yaşar. Elbette yaşardı. Ama biz bugün bahsedecek bir Ömer bulamazdık. Biz bugün tevazu sahibi bir Ömer'den bahsedemezdik. Biz bugün adalet sahibi bir Ömer'den bahsedemezdik. Güzel bir yemek getiriyorlar, herkes bunu yedi mi diyor, yok götürün bunu diyor. Suyla işte un bir bulamaç bir e, meşhur bir yemek var İsmi hatırıma gelmedi şimdi. Böyle basit bir şey adeta suda ıslanmış hamur gibi bir şey. Onu tirit mi diyorlar, onu yapıp da yine onu yapıp da onunla karnı doyuruyor. Bunları tabii konuşmak kolay kıymetli cemaati müslümin ama Allah sadece konuşanlardan değil yaşayanlardan olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Sıradan işler iyi niyetle, halis niyetle ibadet haline gelebilir. İbadetler kötü niyetle ibadet sevabından insanı mahrum bırakabilir kıymetli kardeşlerim. Niyetten buraya geldik. Hadi şerif hatırlayalım. Gelecek hafta devam edeceğiz inşallah. Ameller niyetlere göredir. Herkes niyetinin karşılığını görecektir. Herkes hangi niyetle yaptığının karşılığını görecektir. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne Allah'ın rızasını kazanmaksa Allah ona rızasını nasip edecektir. Kim de dünyalık kazanmak Lüks şatafat içerisinde yaşamak. Efendim bir nefsinin arzu ve isteğine ulaşmak için çaba gösterirse Allah ona da istediğini verecektir ama ahirette bir şey vermeyecektir. Şöyle buyuruyor ayette: Men kana yuridu harsal ahireh nezzt fi Kim ahiret harsını, ahiretin efendim karşılığını, nimetini isterse biz efendim onun e, ahiretteki karşılığını artırırız. Ama ve men ken yuridü herset dünyanıti minha kim de dünyanın nimetini, dünyanın ürününü, dünyalıkları isterse ona da istediği dünyalıkları veririz. Dünyalığı isteyene dünyalık veririz diyor. Ama devamına dikkat buyurun lütfen. Buyuruyor ki ve maluhu fil ahireti min nasib. Sadece dünyayı isteyen kimseye dünyayı veririz. Ama ahirette bir nasibi olmaz. Ahirette bir nasibi olmaz. Kıymetli kardeşlerim, etrafımızda yaşananlardan, gördüklerimizden, bize gösterilenlerden, izlediklerimizden, konuştuklarımızdan etkilenerek bazen dünyanın nimetini de, dünyanın acısını da tek nimet ya da tek acı gibi değerlendiriyoruz. O insanlar lüks içerisinde, Şafat, çatafat içerisinde ne kadar güzel yaşıyorlar filan. İyi de bunun ahireti var. Bu bir şey değil. Hatırlayın hadis-i Zaman geldi, bitiriyorum. Dünyada lüks içerisinde, şatafat içerisinde yaşamış, hiçbir sıkıntı çekmemiş bir insan ama iman etmeden ölmüş. Allah onu bir defa cehenneme sokar, sonra sorar. Sen daha önce hiç iyi bir şey gördün mü? Daha önce hiçbir güzellik gördün mü? Hiçbir nimet gördün mü? Vallahi ya Rabbi daha önce hiçbir nimet görmedim der. Bir defa cehenneme girmiştir. Dünyası sıkıntı içerisinde geçmiş. Belki bazen hastalık, bazen ekonomik zorluk, bazen darlık, bazen şöyle sıkıntılar. Farklı farklı sıkıntılar olabilir. Rabbim kaldıramayacağımız şekilde imtihan etmesin bizi. Ama imanından taviz vermemiş, Allah'tan taviz vermemiş, Kur'an'dan taviz vermemiş, Allah Celle Celaluhu onu bir defa cennete koyar, sonra sorar. Söyle bakayım sen daha önce bir sıkıntı gördün mü? Vallahi hiçbir sıkıntı görmedim Allah. Vallahi ya Rabbi ben daha önce ne bir sıkıntı, ne bir hastalık, ne bir dert, ne bir tasa hiçbir şey görmedim der. Çünkü cennette gördüğü bütün sıkıntıları unutturmuştur. Önemli olan, asıl ve önemli olan, elbette dünyamızda huzurlu olsun, ama asıl ve önemli olan, Rabbimizin rızasını kazanıp, ebedi, saadet yurdu olan, cennetine ve cemaline ulaşmaktır. Rabbim ulaşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Haftaya inşallah bu bahse devam edeceğiz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birimizi, maddi ve manevi her türlü hastalıktan, sıkıntıdan, beladan, musibetten muhafaza eylesin. Rızası istikametinde yaşayıp razı olduğu hal üzere huzuruna varabilmeyi, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Subhane rabbike rabbin izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatih.